Görselleştirme çalışması. Bu çalışma ile hayal gücümüzü daha iyi kullanıp algılarımızı daha genişletmek. Böylece de yeni öğrendiğimiz kelimeleri görsel olarak algılayıp hafızamıza yerleştirmek. Şimdi senden ilk defa ABC'yi öğrendiğin ana gitmeni istiyorum. Bunu gayet normal çocukluğunda ilk defa ABC'yi öğrendiğin bir ana gitmeni ve okul tahtasında ya da herhangi bir ekranda bir A harfini görsel olarak algılamanı istiyorum. Ve şimdi bu A'yı büyüt, büyüt, ekranın boyu kadar büyüt. Sonra da iyice küçült, küçült. Görebileceğin en küçük duruma kadar getir. Ve tekrar alabildiğince büyüt. Tüm ekranı kaplasın. Tüm ekranı kaplasın. Böylece el algılamanı deneyimle. Sonra tekrar küçülmesine müsaade et. Küçülsün, iyice küçülsün ve normal büyüklüğüne getir. Ve şimdi kendinden biraz uzaklaştır. Biraz daha iyice uzaklaşsın ve küçülsün şimdi. İyice uzaklaştır ve küçült. Ve şimdi tekrar kendine çek. İyice gelsin, gelsin. Gelirken de büyümeye başlasın ve büyüsün. Ve büyüsün. Ta gözünün önünde sana yakın bir şekilde durana kadar büyüsün. Ve şimdi bu A harfini kırmızı renkte gör. Alabildiğini kırmızı, canlı bir kırmızı renkte gör. Ve büyük kırmızı A olarak ekrana yansıt ya da tahtada öyle algıla. Ve sonra da kırmızıdan yeşile, yeşil renge dönmesine müsaade et, öyle düşün. Rahatlatıcı bir yeşil renginde A harfi görüyorsun şimdi. Ve sonra yeşilden maviye dönüştür. Mavi A. İç açıcı mavi A görüyorsun şimdi ekranda. Ve şimdi maviden sarı rengi dönüştür. Koskoca sarı renkte bir A olsun şimdi gözünün önünde. Ekranda koskocaman sarı renkli A'yı görüyorsun. Algılıyorsun. Ve şimdi de kendi sevdiğin renge dönüştür. Senin sevdiğin renkte görüyorsun A harfini. Ve bunu da yaptıktan sonra bu büyük A harfine auto kelimesini oluştur. Auto. Ve şimdi bu kelimeye uygun da bir tane araba gör.
Hemen auto yazan kelimenin altında bir araba görüyorsun. Sevdiğim bir araba. Ve arabayı şimdi biraz küçült. Sonra tekrar normal büyüklüğüne dönüştür. Ve sonra da arabayı resmini uzaklaştır. Auto kelimesi duruyor. Araba uzaklaşsın, iyice uzaklaşsın. Göremeyeceğin bir şekilde uzaklaştır. Ve tekrar arabayı sana iyice yaklaştır. Ve arabanın rengini kırmızıya çevir. Güzel kırmızı bir renkte. Görüyorsun. Ve şimdi de arabayı her taraftan bak. Her tarafından arabana bakıyorsun. Ve şimdi de arabanın kırmızı rengini yeşile dönüştür. Ve her taraftan tekrar arabaya bak. Her tarafından arabayı gör. Ve şimdi de maviye dönüştür arabayı. Araba şu an mavi renkte. Sevdiğin mavi renkte. Ve iyice bak. Mavi renkli arabana bakıyorsun. Ve şimdi de arabanın rengini sarıya çevir. Sarı renkte bir araba görüyorsun. Ve şimdi de arabanın rengini de sevdiğin renge dönüştür. Şu anda sevdiğin renkteki arabanı görüyorsun. İyice ona yoğunlaşıyorsun. Ve şimdi sevdiğin renkteki arabanın sağ tarafına yeşil renkli bir değişik araba yerleştir. Ve sol tarafına da sevdiğin renkteki sevdiğin arabanı yerleştir. Sol tarafında kırmızı arabanın yanında sevdiğin araba ve sağ tarafında da şimdi mavi bir araba dursun. Ve yeşil arabanın yanında değişik renkte bir araba oluşsun, dursun. Ve sol tarafındaki sevdiğin renkteki arabanın yanında da tekrar bir araba oluşsun, sarı renkte. Ve şimdi de bu arabaların harekete geçmesini sağla. Öyle düşün, öyle hayal et. Kırmızı araba ilk hareket eden olsun. Hareket etsin ve uzaklaşsın. Ve şimdi diğer arabalar onu takip etsin. Ve arabalar hareket ettikçe
uzaklaştıkça hepsinde oluşturduğun hissi de algıla. Hepsinde hisler aynı mı? Hislerin değişiyor mu? Ona dikkat et. Ve son olarak da son araba hareket etsin. Ve alan boş olsun, boş kalsın. Şimdi ekrandaki auto kelimesini gör veya hemen altına da sevdiğin arabayı sevdiğin renkte yerleştir. Ve şimdi normal büyüklükte arabayı gör, senin arabanı ve normal arabanın şimdi sana doğru geldiğini hisset. Kapısını aç. Kapısının sesini, hissini al. Ve şimdi otur, koltuğa otur. Direksiyonu elle. Ve sana verdiği hisleri algıla. Ve şimdi arabanın içinde otururken sağa baktığında neler görüyorsun? Onu algıla. Ön tarafa baktığında neler görüyorsun? Onu algıla. Ve arabanı çalıştır. Arabanın motorunun sesini dinle. Nasıl bir his veriyor bu sana? Ve şimdi kapat motoru, kapıyı aç ve tekrar çık ve tekrar eski pozisyonuna geç. Arabanın gözünün önünde durduğunu hayal et. Ve şimdi arabayı gözünün önünden uzaklaştır. Ve şimdi o ilk harfin yerine yani A harfinin yerine şimdi B harfini oluştur. Tahtayı sildin ya da ekranı boşalttın ve şimdi A harfini sildikten sonra B harfine geçtin ve B harfini aynı şekilde renklendiriyorsun. İlk önce kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve sevdiğin renk. Sonra B harfiyle kurmuş olduğun, oluşturmuş olduğun bir kelimeyi ekrana yansıtıyorsun. Ve aynı şekilde renkleriyle oynuyorsun. Renkten renge sokuyorsun. Büyütüp küçültüyorsun. Uzaklaştırıp tekrar sana doğru yaklaştırıyorsun. Ve B harfiyle oluşturduğun kelimeye göre şimdi bir resimde oluşturuyorsun ve o kelimenin altına yerleştiriyorsun. B harfiyle oluşturduğun kelimenin altına resmi yerleştiriyorsun. Ve bu resme de değişik renklerde değişik cisimleri
koyuyorsun. Aynı arabada olduğu gibi değişik renklerde arabalar oluşturduğumuzda burada da değişik renkte cisimler oluşturuyoruz. Ve aynı şekilde sevdiğin bir cismi sevdiğin renkle oluşturuyorsun. Onu hissediyorsun. Ve sonra onu da uzaklaştırıp ekranı boşaltıyorsun, tahtayı siliyorsun ve C harfine geçiyorsun. Aynı prosesi C harfiyle de yaptıktan sonra D harfine ve böylece devam ederek görselleştirmeni geliştirmiş olacaksın. Hayal ettiğin bir şeyi böylece daha canlı bir şekilde vizyon olarak görebilmeni geliştirmiş olacaksın. Ve bunu da beynin böyle hafızaya alıp gerektiğinde kelime öğrenmeni daha kolay ve hızlı bir şekilde, daha önemlisi de unutamayacağın bir şekilde hafızana yerleştirmiş olacaktır. Bu egzersizi ne kadar çok ve ne kadar fazla kelime ya da cisimlerle yaparsan o kadar da bundan kazançlı çıkacaksın ve öğrendiklerin uzun bir zaman hafızanda kayıtlı kalacak.